Merhaba gençler. 10. sınıf tarih kitabımızın yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si adlı ilk ünitesinin video çekimlerine başlıyoruz. Bugün ilk videomuzu izleyeceğiz. Önce bir bakalım ünitemizde neler var arkadaşlar. Ünitemizin adı Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye'si. Bu ünitemizde sevgili öğrencilerimiz. Önce bir görsellere bakalım. Selçuklulara ait eser bunlar. Neler öğreneceğiz? Bu ünitemizde arkadaşlar Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri, Anadolu'daki ilk Türk siyasi oluşumlarının birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini, Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sebep ve sonuçlarını ve ünitemizin sonunda Moğol istilasının Anadolu'da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişimi göreceğiz. Biraz uzun bir ünite. Bu 3 video halinde devam edecek. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Bugünkü ilk videomuzda 1072-1308 yıllar arasında bu Anadolu'daki Anadolu Selçuklu başka bir deyişle Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş ve yıkılış zaman dilimini kapsayan bir tarih. Başta siyasi gelişmeleri göreceğiz. Ardından Oğuz göçlerinin ve Anadolu'ya etkilerini göreceğiz. Anadolu'daki ilk fatihleri göreceğiz. Ve Anadolu'nun Türkleşmesi bölümlerini göreceğiz. Bugünkü videomuzun konusu bu arkadaşlar. Yine sevgili öğrenciler, buradaki kavramları da ünite konuları işlerken yeri geldiğinde teker teker size açıklayacağım. Yine bu soruları da arkadaşlar konu içerisinde cevap şeklinde, soru cevap şeklinde size açıklayacağız arkadaşlar. Önce 1072-1308 yıl arasında başlıca siyasi gelişmeler nelerdir? Şimdi 1071'de Türkiye Selçukluları kurulmadan önce Büyük Selçuklularla Bizans arasında biliyorsunuz 1071 yılında Malazgirt Savaşı yapıldı. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını söylemiştik. Ve konumuzun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştu ve Anadolu'da kurulan, Erzurum yöresinde kurulan ilk Türk beyliği olan Saltukların kuruluşundan 1308'de Türkiye Selçuklularının ya da başka bir deyişle Anadolu Selçuklularının yıkılış süreci arasındaki siyasi gelişmeleri burada arkadaşlar tek tek görelim. 1072 Saltuklular Beyliği'nin kurulması, 1077 Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması, 1080 yine ilerleyen dakikalarda daha geniş göreceğiz. Bir diğer Türk beyliği olan Danışmendlerin kurulması, ardından Mengüceklerin kurulması, ardından ilk Türk denizcisi olan Çaka Beyliği'nin, ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey ve Beyliği'nin kurulmasını göreceksiniz arkadaşlar. Türklerin Anadolu'ya girmesiyle Bizans'ın Haçlılardan yardım istemesinden dolayı siyasi olarak bir sebeplerden biridir bu. Ve tabi dini, ekonomik diğer sebeplerin de olduğu ilerleyen ünitelerimiz, videolarımızda daha geniş göreceğiz. Haç seferleri başlamıştır. Hemen ardından Artuklar Beyliği'nin kurulması, Katvan Muharebesi, Büyük ikinci Haç Seferi, yine Türkiye Selçukluları zamanında olan, Büyük Selçukluların yıkılması, Mısır'da Eyyubilerin kurulmasını göreceğiz ve Anadolu'nun tapusunun alındığı Miryokefalon Savaşı hakkında bilgi vereceğiz. Danışment Beyliği'nin yıkılması bu şunu gösteriyor. Yani Anadolu'da artık Türkiye Selçukluları siyasi birliği sağlıyor. Bunu göreceğiz. Arkadaşlar burada haritada yer alan ilk Türk beyliklerinin ünitemizin bu konusunun son dakikalarında daha detaylı göreceğiz. Şimdilik sadece bir genel bir bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Anadolu üzerinden yapılan son Haç Seferi olan 3. Haç Seferi'ni göreceğiz. Moğollar hakkında bilgi vereceğiz. Saltukların yıkılması,
İstanbul'u işgal eden Anadolu'ya geçmeyen 4. Haç Seferi hakkında bilgi vereceğiz. Moğolların parçalanması, ardından bir başka Türk beyliği olan Mengüceklerin yıkılması, Yasçemen Muharebesi ki detaylarını anlatacağız arkadaşlar, Artukların yıkılması, Babai İsyanı, Anadolu'da Türkiye Selçukların yıkılışını hazırlayan Köse Dağı Muharebesini ve ardından Mısır'daki siyasi oluşumları göreceğiz. Eyyubiler, Memluklar, Moğollarla yapılan Ayn-Calut Savaşı'nı göreceğiz. Haçlı Savaşları'nın sona ermesi hakkında bilgi vereceğiz. Ki bu diğer videolarımızda olacak. Karamoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi ilan etmesi hakkında size bilgi vereceğiz. Ve 1308'de Türkiye Selçukların yıkılması ile arkadaşlar bu ünite bitecek. Tabii ilk videoda bunların tamamını görmeyeceksiniz. Önce bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Oğuz göçleri ve Anadolu diye başlayalım arkadaşlar. Oğuz kelimesi arkadaşlar ok ve uz kelimelerinin bir araya gelmesinden türemiştir. Ok boy demektir. Uz çoğul ekidir. Oğuz boylar anlamına geliyor. Şimdi Anadolu'da 6. ve 7. yüzyıllarda Sasani ile, Sasani arkadaşlar bugünkü İran'da bulunan bir uygarlıktı. Bizans sonrasında mücadeleler başlıyor. Tabii bu mücadeleler Anadolu'nun doğu bölümünde büyük bir yıkıma yol açıyor. Daha sonra Bizans-Müslüman mücadeleleri oluyor. Özellikle doğu bölgelerde, iç ve doğu bölgelerde. Tabii bu mücadele, savaşlar doğal olarak Anadolu'daki şehir ve kasabaları harabeye çeviriyor. Buradaki nüfus batıya doğru gittiği için bölgede nüfus oldukça seyreliyor arkadaşlar. Bizans aynı zamanda arkadaşlar Balkanlar'da Uz, Peçenek ve Kuman ki bunlar arkadaşlar Türk boylarıdır bilginiz olsun. Bunlarla uğraşıyor. Bu dış olayların yanında bir de Bizans'ta arkadaşlar iç sorunlar var. İmparatorluk kavgaları var. Bizans'ta istiklal yakalanamıyor. Yine halkın devlet olan güveni yok. Çünkü imparatorlar taht kavgasıyla uğraştığı için halkın sorunlarına ilgilenmiyor. Bizans illerini yöneten valiler ki bunlara biz tekfur diyoruz. Halkı ağır vergilerle arkadaşlar eziyorlar. Dolayısıyla Anadolu'da yaşayan Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Araplar, Türkler oldukça bu durumdan şikayetçi, hoşnut değiller. Bizans'taki taht kavgalarına şöyle bir örnek verelim. Bakın 40 yılda arkadaşlar 11 imparator değişiyor. Hatta bazı imparatorlar Selçuklardan yardım istiyor. Selçuklar da imparatorları tahtta kalması için yardım ediyor. Selçukların amacı yardım yaparak Bizans'ı tanımak ve bazı şehirleri almak. 11. yüzyıla geldiğimizde arkadaşlar durum biraz değişiyor. Şöyle ki değişiyor. Şu anki İran coğrafyasında bulunan Gazneliler yıkılınca Gaznelilerin boşluğunu Oğuzlar dolduruyor ve Anadolu'ya rahat rahat akınlar yapmaya başlıyorlar. Arkadaşlar bu akınları biz önce şöyle bilgi vereyim ben size. Oğuzların Anadolu'ya yapılan akınları 1071'den önce keşif amaçlıdır, tanıma amaçlıdır, yıpratma ve ganimet amaçlıdır. 1071'den sonra ise Anadolu'ya yerleşme amaçlı olacaktır. Bizans Anadolu'ya yapılan bu akınlar karşısında paralı ordulara ihtiyaç duyuyor. Paralı ordular için de para gerekiyor. Bunu da ne yapıyor arkadaşlar? Halktan ağır vergilerle karşılamaya çalışıyor. Sadece bu paralı orduların maaşları dışında köprü, yol, kale gibi mevkiler için de arkadaşlar para gerekiyor. Bir de aynı zamanda buraya bir iş gücü gerekiyor arkadaşlar. Bütün bunların yanında arkadaşlar sarayın da aşırı masrafı, Bizans sarayının, Bizans imparatorlarının aşırı masrafları da halk karşılıyor. Ağır vergilerle karşılıyor. Yani Anadolu'ya gelen Türkler, Anadolu'da yaşayan Bizans halkı için, yani Bizansların vatandaşları için bir çare oluyor. Çünkü Türkler ele geçirdikleri bölgenin halkına arkadaşlar herhangi bir baskı yapmıyorlar. Alınması gereken vergi alıyorlar. Yine bu vergileri haraç ve cizye diye ayıracağız. Haraç ve cizye hakkında çok kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Müslüman devletlerde gençler
Müslüman olan gençler askere giderler. Bu ülkede yaşayan, Müslüman ülkede yaşayan gayrimüslimler askere gitmezler. Bu kişiler sağlıklı erkek kişiler, gayrimüslimleri kastediyorum. Askere gitmediği için arkadaşlar cizye adında bir vergi verirler. Sağlık vergisi. Araca gelince arkadaşlar bu araç değildir. Günümüzdeki araç gibi algılamayın kesinlikle. Topraklar yine sahiplerine bırakılıyor arkadaşlar. Karşılığında vergi alınıyor. Müslümanlardan alınan verginin oranı onda birdir. Buna aşar ya da öşür adı veriliyor. Gayrimüslim halkın ektiği topraklardan alınan ürün vergisinin adı haraçtır. Beşte birdir. Yani bir gayrimüslim vatandaşımız herhangi bir üretim sonunda, örnek veriyorum, 5 ton buğday ürettiği zaman bunun 1 tonunu vergi olarak veriyor gibi düşünün. Yani bu vergileri halk zaten kabul ediyor. Çünkü Türkler gelmeden önce halk ektiği, biçtiği ürünün tamamını Bizans devletine veriyordu. Ve bundan dolayı Bizans halktan destek görmemiştir. Yani Selçuklu akınlarına karşı fazla koyamamıştır. Bu arada tabii Türklerin doğudan gelmesi, doğu bölgesinde yaşayan Bizans halkının batıya doğru gitmesinde bazı halkın batıya doğru gitmesine yol açmıştır. Evet. Sevgili arkadaşlar, Türklerin Anadolu'ya gelmesi Anadolu'nun hızla Türkleşmesine yol açmıştır. Bu Bizans'ın Anadolu politikası hakkında çok kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Şöyle bir kabataslakça bir şekil çizim. Şu Bizans olsun arkadaşlar. Bu da Türkler olsun. T yapalım, B yapalım Bizans. Arkadaşlar şu arada yeşille gösterilen çok yeşil kale alamadım. Muhteşem bir kale vardı. Ani Kalesi. Bu Bizans'ta Türklerse bir tampon bölgeydi bu. Yani Bizans'ı koruyordu bu aslında. Fakat Bizans taktiksel bir hata yapıp bu kaleyi alınca, şöyle kaleyi alalım arkadaşlar Bizans için. Kaleyi alınca arkadaşlar Bizans'la Türkler komşu oldular. Dolayısıyla Bizans'la Türklerin arasındaki tampon bölge ortadan kalktı. Bu da arkadaşlar Türklerin lehine olan bir durum oldu. Burada bir Türklerin akınlarına karşı Bizans'ın etkisiz kalmasının sebepleri ne olabilir diye bir soru. Yukarıda açıklaması yapmıştık. Bizans devletinin kendi yerli halkına çok ağır vergiler alarak kötü davranması, halkın ekonomik sıkıntıcı olması, yerel yöneticilerin halka baskı yapması, Türklerin akınlarına karşı Bizans'ın etkisiz kalmasının sebeplerinden biridir arkadaşlar. Bir de bunun yanında dinsel bir durum var arkadaşlar. Bizans Ortodoks mezhebinin temsilcisi biliyorsunuz o tarihte. Bölgedeki halka kendi mezhebini zorla dayatmıştır. Bu da yerel halkın, Anadolu'da yaşayan yerel halkın Anadolu'ya gelen Türk akınlarına karşı direnmemesine yol açmıştır. Bakın burada bir örnek vermiş. Doğudan gelen Türklere karşı bölgede yaşayan Ermenilerin Türklere en ufak bir karşı koymaması, hatta Türkleri desteklemesi üzerine İmparator Roman Diyojen, ki bu Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'a esir düşen imparatordur, demiştir ki ben Ermeni mezhebini ortadan kaldıracağım demiştir. Bunu yapamadı çünkü Bizans İmparatoru Roman Diyojen Malazgirt Savaşı'nda esir düştü biliyorsunuz. Daha sonra Alparslan bunu affetti ama geri giderken tahta geçen diğer imparator tarafından gözlerine mil çekildi, kulaklarına kurşun döküldü ve imparatorluktan indirildi arkadaşlar. Bu bilgiler bu arkadaşlar. Şimdi Malazgirt Meydan Savaşı hakkında biraz bilgi verelim arkadaşlar. Malazgirt Meydan Muharebesi bugün videonun çekildiği 27 Ağustos, dün 26 Ağustos'ta arkadaşlar yıl dönümüydü biliyorsunuz. Tarihimizde iki tane 26 Ağustos çok önemlidir arkadaşlar. Biri Malazgirt Meydan Muharebesi Anadolu'nun kapılarını açmıştır. Diğeri de Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruzunu başlattığı 26 Ağustos Türklerin Anadolu'dan kesinlikle atılamayacağını göstermiştir arkadaşlar. Şimdi Malazgirt'ten sonra arkadaşlar neler oluyor? Malazgirt öncesi akınlardan biraz bahsedeyim sonra daha iyi anlarsınız bunu. 1071 öncesi Anadolu'ya ilk akınlar Tuğrul Çağrı Bey zamanında yapılıyor. Bu akınlar arkadaşlar keşif amaçlıdır. Yani Anadolu'yu tanıma amaçlı akınlar yapılıyor sevgili öğrenciler.
Malazgirt'ten sonra yurt amaçlı akınlar yapıyor. Yani gidenler yerleşiyor arkadaşlar. Şimdi Türklerde bir gelenek vardır sevgili öğrenciler. Komutanlara fethettikleri topraklar verilir. Bunun iyi tarafı komutan daha çok yer fetheder. Fetihler hızlanır. Olumsuz tarafı o çok bir toprak fetheden komutan orada bir beylik kurar ve zamanla otoriteyi sarsar, kendi bağımsız ilerler. Şimdi Malazgirt Savaşı'ndan sonra bu komutanlara Anadolu'nun fethi görevi verilmesi, Anadolu'nun hızla fethedilmesine ve Türkleşmesine, tabi Türkler Müslüman olduğu için de İslamlaşmasına yol açmıştır. Ve arkadaşlar, Malazgirt'ten sonra Anadolu'ya gelen Türkler burada kendi adlarıyla bir takım beylikler kurmuşlardır. Bizanslılar ise özellikle 12. yüzyıldan itibaren, yani Miryokefalon Savaşı'ndan itibaren Anadolu'ya Türk yurdu anlamına gelen Türkiye demişlerdi. Araplar da Türkiye demiştir arkadaşlar Anadolu'ya. Evet. Anadolu'nun ilk fatihleri. Burada 12. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Anadolu'ya Türkiye denilmesinin nedenleri neler olabilir diyor. Bu sorumuzu size şurada daha iyi anlatırız. Hemen bu sorunun cevabını size Miryokefalon Savaşı'nda ben anlatayım arkadaşlar. Niye olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu Malazgirt Savaşı'ndan sonra, onu ileride göreceksiniz. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da ilk beylikler kurulunca Bizans Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anladı ve Haçlılarla anlaşma yaptı. Haçlı seferleri konusunda bunu daha geniş göreceğiz. Kısa olarak konuyu daha iyi kavrayın diye söylüyorum. Haçlılarla yapılan anlaşma gereği Haçlılar Anadolu üzerinden Kudüs'e gidecekler. Tabi Anadolu'daki Türkleri yenecekler. Anadolu'da aldığı yerleri Bizans'a verecekler. Bizans da bu Haçlılara yiyecek, erzak, silah, yardım yapacak. İşte bu Haçlıların Anadolu'yu yıpratması üzerine 1176'da Bizans İmparatoru artık Türkleri buradan çıkarabiliriz zannıyla büyük bir ordu hazırladı. Miryokefalon denilen yerde 1176 yılında Bizans savaşı kaybetti. Ve şunu anladı Bizans. Ha demek ki artık biz Türkleri buradan çıkaramayız. Türkleri Anadolu'dan çıkarmak için ikinci teşebbüs arkadaşlar bu olaydan 800 yıl sonra Sakarya Savaşı'nda olacaktır. Sakarya'da da Mustafa Kemal onları yurttan bir kez daha kovmuş ve büyük taarruzla tamamen kovmuş. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu dünyaya bir kez daha ispatlamıştır. Miryokefalon Savaşı'nda sonra Batılıların Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlaması, artık Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kabullenmesi anlamına gelen Türkiye denilmesine yol açmıştır sevgili öğrenciler. Sevgili arkadaşlar, Anadolu ilk fatihlerinde şöyle başlayalım size. Şimdi Orta Asya'dan Karadeniz kuzeyinden Avrupa'ya bir takım göçler yapılıyor. Bu göçler Hazar Denizi'nin kuzeyinden olanlar Karadeniz'e, kuzeyinden Avrupa'ya, güneyinden olanlar da bugünkü Suriye, Irak ve Anadolu'ya doğru yapılıyor. Örneğin Sabarlar bir bölümü, Hunların bir bölümü. Ve daha sonra Abbasiler, Müslüman Arap olan Abbasiler, Anadolu'nun doğu bölgesini alınca bugünkü Tarsus, Adana, Maraş istikamete doğru giden bölgelere Türkleri yerleştiriyorlar. Biz buraya Avassım diyoruz arkadaşlar. Tabi bu Türklerin burada hem Anadolu'yu koruyorlar Bizans'a karşı hem de burada İslamiyet'i yayıyorlar. Bunlar ilk fatihleri diyebiliriz. Yani daha doğrusu Anadolu'daki ilk Türk izleri diyebiliriz. Sistemli olarak ise arkadaşlar Büyük Selçukluların kurulmasından hemen önce Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı Bey liderliğinde Anadolu'ya akınlar yapıyorlar. Bunları bir tanesi çok büyüktür. Pasinler Savaşı, 1048'de yapılan Pasinler Savaşı. Pasinler Savaşı da Bizans ve Gürcü ordularını yenmiştir Selçuklar. Bu büyük bir savaştır arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Alparslan alınamaz denilen Ani Kalesi'ni almıştır. Alparslan'a Ebu Feth adı verilmiştir. Ve Malazgirt Savaşı ile de arkadaşlar Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.
Bu 1015, 1021, 1048, 1064'te yapılan akınlar üzerinde Bizans ordusu Türkleri tamamen ortadan kaldırmak, başkentleri Rey'e gitmek için, Rey bugünkü Tahran şehridir, İran'ın başkenti, büyük bir ordu hazırlamıştır. İşte bu ordu Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'a yenilmiştir arkadaşlar. Yenilince artık Anadolu'da Türklere karşı koyacak bir güç kalmamıştır. Dolayısıyla Anadolu'nun kapıları artık Türklere açılmıştır. Arkadaşlar bu yapkular meselesine gelince, yapku hükümdardan sonra gelen kişidir. Türklerde kut inancına göre biliyorsunuz arkadaşlar, hükümdarın ölümünden sonra hanedandaki bütün eriklerin tahta geçme hakkı vardır. Aslan Yapkı'nın soyundan gelenler taht kavgasını kaybedince Anadolu'ya, İran'ın kuzey doğusundaki Horasan'a, Irak'a geliyorlar ve burada arkadaşlar bir takım Oğuz gruplarının etrafı topluyorlar ve gruplar oluşuyorlar. Kendilerine Yapkullar adı veriliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar, Malazgirt Savaşı'nın dönüm noktası olduğunu anladık. Arkadaşlar Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan ölecektir, yerine oğlu Melikşah geçecektir. Melikşah komutanlarına Anadolu'nun fethi görevini verecektir. Ve Anadolu'da ilk Türk beylikleri olan, bakın burada işaretliyorum arkadaşlar, Saltuklular, biraz rengi değiştireyim, Saltuklular, Erzurum bakın çevresinde, Mengücekler, bu iki koldur arkadaşlar, Kemal Erzincan, bakın en büyükleri olan Danışmentler, Tokat, Sivas, Kayseri civarında Danışmentler, Mardin, Diyarbakır, Elazığ yöresinde arkadaşlar Artuklular ve en batıda İzmir alan ve ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey'in adını alacağım, Çaka Beyliği kuruluyor arkadaşlar. Danışmentler arkadaşlar en büyükleridir. Bakın şu gördüğüm, şu olduğunuz İç Anadolu bölgesini tamamen ele geçirmişlerdir. Beylikler, hatta Türkiye Selçukları önceleri bunların egemenliğindeydi arkadaşlar. Yani o kadar güçlülerdi. Sonunda arkadaşlar bu mücadeleyi Türkiye Selçukları kazanmıştır. Bu arada iki Türk beyliği niye savaşıyor diye bir soru sorabilirsiniz. Arkadaşlar iki Türk bir arada olmaz. Çünkü niye olmaz? Biz Türklerde şöyle bir anlayış var devlet geleneği olarak. Cihan Şumul devlet, yani Türk dünyasının lideri olmak. Türk dünyasında siyasi birliği sağlamak. Amaç bu. Yani Türk dünyasının lideri olmak savaş arkadaşlar. Daha sonra tabi bu mücadele bir ara Haçlılara karşı ortak mücadeleye dönüşüyor. Arkadaşlar danışmentler İç Anadolu bölgesinde oldukça etkili olmuşlardır. Danışmetname adlı manzum türdeki eserde danışmentlerin yaptığı hizmetler buradadır. Anadolu'daki en eski medrese olan Yağıbasan, Tokat'taki şu gördüğünüz görselde danışmentlere aittir arkadaşlar. Mengücekler, yine Sultan Alparslan'ın komutanlarından Mengücek Bey kurmuştur arkadaşlar. Kurulduğu yer Erzincan çevresidir. Yine bu bölgedeki Türk izleri, Türk mühürü bunlardan kalmıştır. Artuklular, şu anki Asankeyf, Malabadi Köprüsü'nün olduğu bölge. Gençler bu Asankeyf, Mardin, Harput, yani Güneydoğu Anadolu'da kurulmuşlardır. Oldukça hoşgörülerdir. Devlet görevlerinde arkadaşlar Hristiyan memurlara görev vermişlerdir. İlime çok önem vermişlerdir. Adlarına para bastırmışlardır. Bunların içerisinde arkadaşlar Cezeri elektrik olmadığı, yani elektrik bilmiyor biliyorsunuz, suyun gücünü kullanarak mekanik parçalarla çalışan makineler yapmışlardır. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Erzurum yöresinde kurulmuştur arkadaşlar. Şu anki Erzurum'da bulunan, bakın kümbet mezar demektir bu arada arkadaşlar. Selçuklular devlet büyükleri mezarlarıdır. Bunlara aittir arkadaşlar. Yine sevgili öğrenciler, bunların yanında daha küçük olan Dilmaçoğulları, Ahlat Şahlar, bunlar da Anadolu'nun Türkleşmesi'nde oldukça etkili olmuştur. Ahlat, Van Gölü yöresindedir arkadaşlar. Çaka Bey, İzmir'de kurulan bir beyliktir. Arkadaşlar Ege Adaları'nı ele geçirmiştir. Hatta Sultan Kılıç Arslan'ın kızını almış, damadı olmuş. Sultan 1. Kılıç Arslan'la beraber Bizans'ı ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Fakat Bizans entrikalarla Çaka Bey ile Kılıç Arslan'ın arasını açmıştır.
ve Çaka Bey kılıç hasar tarafından öldürülmüştür. Böylece Türk denizciliği arkadaşlar gerilemiştir. Sevgili arkadaşlar, bu beylikler kurdukları bölgede Gürcülerle, Haçlılarla, Ermenilerle savaşmışlar siyasi yararları. Bunun yanında Anadolu'yu Türkleştirmişlerdir. Türklere ait medrese, kervansaray, imarethane, yani aşevleri, zaviyeler, hamamlar, kümbetler yapmışlardır. Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir arkadaşlar. Aşağı yukarı arkadaşlar 200 yıl süren bir süreçte Anadolu'yu tamamen Türkleştirmişler ve Müslümanlaştırmışlardır arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, ilk Türk beyliklerimiz konusu bu kadar. Burada bitti arkadaşlar. Bir dahaki konumuzda Anadolu'da Selçuklu Bizans mücadelesini ve devamındaki Haçlı mücadelesini göreceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalınız.